Şimdi ev turuna başlayabiliriz. Welcome to my house. Years later. Bugün Almanya'da, Berlin'de evime taşınacağım. Geldiğimden beri Airbnb'de kalıyorum. Ve bu Airbnb bana ne kadar ev gibi hissettirse de artık kendi evime gitmek için heyecanlanıyorum. Benim için biraz da gergin ve stresli bir gün diyebilirim. Çünkü bugün hem evin anahtarlarını alacağım hem de okulda bir seremoniye katılacağım. İki tarafa da yetişmek istiyorum. Hem işler yolunda gitsin, şehir içinde kaybolmayayım, yanlış otobüse binmeyeyim vesaire gibi kaygılarım var. O yüzden uyanır uyanmaz biraz böyle bunun ağırlığını hissediyorum üzerimde ve çok mutlu uyandığım söyleyemem açıkçası. Normalde her gün zaten meditasyonumu yapıyorum ama bugün biraz uzun tuttum. Önce Wanderflats'a gideceğim. Wanderflats benim Berlin'de kaldığım evi bulmamı sağlayan site. Oldukça güvenilir ve seçenekleri de aslında bana hitap eden güzel evler barındıran bir site. Bugün şöyle bir şey yaşandı, onu da anlatayım. Benim bugün okulda açılış seremonim olduğu için ben Wanderflats'taki kontaklarıma ulaşıp anahtarı erkenden teslim almam gerektiğini söyledim. Defalarca mail atmama rağmen dönüş yapmadılar. Çünkü iletişim konusunda gerçekten çok kötü bir müşteri hizmetleri politikası sergiliyorlar ve cevap alabilmek bazen imkansız hale geliyor. Bana cevap geldiğinde zaten seremoniye 1-1,5 saat kadar kalmıştı. Gidip anahtarı alıp eve yerleşip seremoniye gitmem mümkün değildi. O yüzden ben de ilk olarak Wanderflats'a gittim. Anahtarları alıp oradan okula geçtim. Bu sırada tabii Airbnb'den çıkış saatim gelmişti ve çıkmam gerekiyordu. Meditasyonum esnasında ev sahibinin de bana kolaylık tanıyacağını hayal etmiştim. O da öyle yaptı zaten. Sağ olsun eşyalarımın orada kalabileceğini söyledi. Ben de o yüzden seremoni sonrasında çıkıp tekrar eve gidip valizlerimi toparladım. Ben Berlin'de HMKW yani HMKV isimli bir özel okula gidiyorum. Özellikle yurt dışında master yapmayı düşünenlerle medya ve iletişimle ilgili bir alanda çalışmak isteyenler için bu üniversiteyi önerebilirim. Almanya genelinde bir takım diğer özel okullar biraz daha ticarethane gibi çalışabiliyor. O yüzden okul seçiminde dikkatli olmak lazım. Ben buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum ve beklentimi çok düşük tutmuştum. Ama gerçekten beklentimin üzerinde kaliteli insanlar, kaliteli bir eğitim politikası. En azından içinde iki kat olan birkaç farklı sınıfı ve böyle bilgisayar olanakları sunan bir okul bulduğum için kendimi gerçekten şanslı hissettim. Uber'de yine Türk bir abiye denk geldim ve çok güzel sohbet ettik. Bana Berlin'deki kiralardan yakındı, hayat şartlarından yakındı. Evet, gerçekten Berlin'de kira olayı çok büyük bir problem arkadaşlar. Herkes bundan yakınıp duruyor. Ve işte binam. Benim yaşadığım semt Prenzlauer Berg diye geçiyor ve Berlin'in nezih güzel semtlerinden birisi. Caddem çok güzel bir cadde. Zaten önünde ben arabaları görür görmez dedim ki ha tamam ben doğru yere gelmişim. Güzel bir yerde yaşayacağım dedim. Nitekim de öyle oldu. Şu an halimden çok memnunum. Klasik Alman binaları vardır ya, ilk kapıdan giriyorum böyle zeminde kara bir zemin var. Eski ağır gıcırdayan kapılar. Yani hayallerim gerçek oldu ve ben o an harbiden bunu anladım. Evi aslında temizlenmiş bulmuştum. Ama tabii ki ben kendi elimle, gözümle görerek temizlemeyi tercih ettiğim için hızlıca toparlanıp markete gittim ve hemen birkaç eşya işte temizlik malzemeleri, yiyecek içecek bir şeyler alıp geri dönecektim derken bu alışveriş biraz umduğumdan uzun sürdü. Çünkü neyi nasıl alacağımı bilemediğim için ürünlerin üzerindeki bütün Almanca ifadeleri İngilizceye çevirip tek tek hepsine baktım. En sonunda alışveriş tutarını görüyorsunuz. 50 euro gibi bir şey tuttu aldıklarım. Yani bunların birçoğunun uzun vadeli ürünler olduğunu düşününce aslında çok büyük bir miktar değil. Yani burada yaşam standartlarını düşündüğümüzde evet çok uygun değil. Aman orada 2 euro zaten gibi bir bakış açısıyla da bakmamak lazım. Buradaki 2 euro buradaki asgari ücret koşullarına göre düşünüldüğünde çok çok ucuz bir şey değil. Ama yine de hani iyi bir fiyat ve üründen ürüne değişiklik gösteriyor. O yüzden bunları değerlendirirken biraz bu şekilde bakmak gerek diye düşünüyorum.
Sabah kahvaltısından sonra ağzıma bir lokma dahi koymamıştım. Oradan oraya, oradan oraya. Allah'tan okulda birazcık şampanya ve bir iki böyle snack tarzı bir şeyler yedik. En son tertemiz bir şekilde yatağıma oturup marketten aldığım hazır sandviç ve salatayı yerken büyük bir keyif duyuyordum ama yani Berlin'i fethetmişim gibi falan hissetmeye başlamıştım. Uzun zamandır kamera karşısına geçmediğim için şu an bir garip hissettim gerçekten. Evime taşındım, düzenimi kurdum, okula başladım. Bugün ne yapacağız? Şimdi bugün hem bir ev turu yapacağım ve Almanya'dan bahsedeceğiz biraz, Berlin'den, Berlin hayatından. Şimdi ev turuna başlamadan önce adettendir posta kutunun dolup taşıyor olduğuna dair içimde bir korku var. Şimdi gidip beraber posta kutusunu bir kontrol edelim. Welcome to my house. Okay. Şimdi 05'te çekiyorum. O yüzden biraz daha olduğundan büyük gözüküyordur muhtemelen. Ama değil. Burada küçük bir ayakkabılığım var. Şu ayakkabı yeni. Hemen kendime güzel Primark'tan ucuz çizmeler aldım. Cowboy. Mutfakla başlayalım. Bir de ışık verelim. Buradaki mes için çok üzgünüm. Bayağı bir şey almam gerekti. Amazon'dan siparişler geldi. Kutular recycle yaptığımız için burada. Şimdi bak bununla başlayalım. Almanya'da geri dönüşüm olayı çok büyük bir olay. Bunları ayrı ayrı mesela burada kutulu şeylerin çöpleri, işte süt kutusu vesaire kartonlar. Burada bu büyük kartonlar, bunları presleyip atacağım. Arkada mesela iki tane çöp şeyim var. Biri cam, biri bilmem ne falan. Bunun eğitimini bir adaptasyon sürecinde bize verdiler. Burada hemen gelir gelmez kendime aldığım cicilerim var. Bu Green Glow yeşil içeceklerden. Tadı rezalet. Burada peanut butter'ım var. Organik almaya başladım birçok ürünümü. Çünkü organik de burada çok büyük bir olay. Protein tozumu aldım hemen gelir gelmez. Çünkü protein eksikliği yaşamaktan çok korktum. Protein cream diye bir şey aldım geçen. Olur da canım tatlı çekerse bari bunu yiyeyim dedim. Çünkü çok güzel beslenmiyorum geldiğimden beri. Amazon'dan yemek siparişi verilebiliyor burada. Amazon'un kendi ürünleri var. Bu da mesela Amazon'un kendi peanut şeyleri, yer fıstığı ürünleri. Amazon Fresh diye bunu veriyorsun. İşte bir güne falan geldi benimki. Ve güzel de fiyatlandırması var. O yüzden tavsiye ediyorum. Mutfak benim hayallerimin mutfağıydı. Şöyle bir göstermek istiyorum. Renkleri, yeşilleri. Hatta bir de şöyle bir açıdan gösterelim. Bu mutfağı aynen ben bu şekilde, tabii eşyalar olmadan gördüm. Sonra dedim ki tamam, ben aşık oldum bu eve. Bir hayaldi gerçekten ve o hayal gerçek oldu. Neden o hayal gerçek oldu? Onu da anlatacağım. Lucky Girl sendromu bir gerçek arkadaşlar. Ve ben bunu birebir bu evde yaşadım. Buraya geldiğimde tabii buralar bomboştu. Ben şimdi bunların içini böyle garip grup tahıllar, chia tohumları vesaire, yeşil çay, yine bir takım fıstık, işte espresso, cartcurt, bunlarla doldurdum şimdilik. Burada espresso makinesi vardı. Dedim aa ne güzel, hemen dedim espresso alayım kendime. Kahveyi aldım, baktım makine çalışmıyor. Ne yapacağım? Hemen gittim. Bunu aldım. Bir küçük kahve çıkarıyor ama idare ediyorsun. Zaten insan gerçekten böyle zor durumlarda kaldığı zaman üretken olmaya ve bir şeyler yaratmaya başlıyor. Ben yani kahveye dair hiçbir şey bilmezdim. Bundan nasıl kendime bir büyük bardak kahve çıkarabileceğimi en kısa sürede düşünürken, işte üstüne sıcak su ekle, yok süt ekle falan, kahve çeşitlerini biraz öğrenmeye ve baristalık yapmaya başladım. Şu ürünle ilgili bir yorumum var. Bunların deterjanları sıvı böyle... deterjanları var. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey temizlemiyor. Ben bunun neden satıldığını anlamış değilim. Şurada zaten aslında benim bir adet bulaşık makinem var. Bunun için çok şükürler ediyorum. Beni inanılmaz mutlu etti. Burası böyle. Bu masa benim hayatımın geçtiği masa diyebilirim. Burada hem ürünlerimi hazırlayıp yiyorum, hem tek masa evdeki. O yüzden oturup
Çalışmalarımı da burada yapıyorum. Buradan sıkıldığımda yatağıma geçiyorum. 2 gündür yataktan çıkmadım. Bütün işimi gücümü yatakta yaptım. Orada uyudum, orada uyandım. 0 hareket, 0 yürüyüş. Yani sağlığım için de çok iyi değil. Yapmamam lazım belki ama alan yok. Yine de çok canım yakmıyor açıkçası. Hala durumdan memnunum. Yani hep güzelliklerine bakmaya ve bunların benim için ne kadar yeni, ne kadar farklı, ne kadar hayal ettiğim gibi olduğunu düşünüp bunlara odaklanmaya çalışıyorum özellikle. Bu camla ilgili bir anlatım var şimdi. Ya burada perde yok. Almanya'da çoğu evde, salona oturma odası dışında, mutfakta perde nadirdir. Ve ben zemin katta oturuyorum. Direkt burada ana bina girişi bu tarafta. Bina içinden bu bahçe hole çıkıyorsun. Bu holden bir karşıya, bir buraya bina girişi var. Evler Almanya'da bu tarz yapılanıyor sıklıkla. Yani bu benim binama özel bir şey değil. Hep böyle. Bir holden İçeriye 2 bina daha oluyor ve sağ sol bina diye tarif ediyorsun falan. Ve ben bu zemin katta oturup sürekli ya burada ya odamda ışık açıp bir iş yapıyor ya da yemek yiyor olmama rağmen insanlar hiç bakmadan geçiyorlar. Bu da benim en sevdiğim özelliklerden birisi. Katiyen kimse bakmıyor. Rahatsızlık vermiyor. Merak edip bunun evin içi nasılmış? Bu burada ne yapıyormuş? Demiyorlar. Şimdi burada banyom var. Bir ışık verelim. Bir adet çamaşır makinem var. Bunun çalışmadığını sanmıştım başta. Beni biraz zorladı. Meğer şuradaki vana kapalıymış. Arkadaşlar eğer yani eve çıkacak olursanız vanalarınızı falan kontrol edin. Makinede hiçbir sıkıntı yok maşallah. Bu alan gerçekten çok dar bir alan. Yani obez bir insan burada yaşayamaz. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Şaka değil, abartısız bu. Dümdüz yürüyüp geçebiliyorum sadece. Eğer biraz uykulu olur da böyle yalpalarsam falan... Yani geçmen imkansız. Net vuruyorsun. Baksana. Bak. Arada tam olarak yani 2 omzum arası kadar bir mesafe burası. Ama güzel. Sıkıntı yok. Genelde zaten alan problemi çok büyük bir problem. Berlin'de özellikle evler hem çok küçük hem kiralar çok yüksek. Alanlar hep dar. Dar alanlara çok büyük paralar ödüyorsun. Böyle sorunlar var. Bu banyoyla ilgili en çok hoşuma giden şey şu materyallerin yeni olması. Bu çok önemli bir şey. Çünkü sıcağın soğuğun ayrı olduğu ya da eski muslukların olduğu falan evler var. Benimki öyle olmadığı için çok mutluyum gerçekten. Hatta yani burada da öyle. Bu lavabo falan tertemiz. İşte bir tek burada çok bir ışık yok. Öyle bir sorun var. Bunlar ben hemen tabii buralara yayıldım. Böyle bir alanın olması çok önemli. Çünkü burada hiçbir raf yok. Ayna çok yüksek. Yani benim normal boyum bu. Bu boydayım. Biraz görmek için parmak ucuna kalkmam gerekiyor. Bu da güzel bir egzersiz. Çok rahatsız değilim açıkçası durumdan. Burada da bunun olması yani hayatımı kurtardı. Her şeyimi buraya dizdim çünkü. Hani çok düzgün durmuyor falan ama zaten ben burada 3 ay kalacağım. Bu önemli bir detay. Burası geçici bir ev. Nasıl bulduğumu da anlatacağım. Onları sonra konuşuruz. Burası da yatak odam. Çok önemli bir şey göstereceğim şimdi. Bu kapının arkasında büyülü villa var. Bu villa benim Manifest ve Lucky Girl hikayelerimin böyle ana karakterlerinden birisi. Bunun nasıl ortaya çıktığını da anlatacağım. Kanıtlarla, delillerle tek tek Lucky Girl sendromunun gerçek olduğunu göstermek istiyorum ki herkes böyle hissetsin, herkes böyle yaşasın. Yani çok dağınık ya, gerçekten üzgünüm. Biraz şöyle toparlayayım. Tekrar bir giriş yapalım odaya. Evet. Burası yatak odam. Hemen mumumu alıp başucuma koydum. Hayatımı romantize etme çabalarımın arasında. İşte bütün işler burada yapılıyor. Bütün çalışmalarımı burada yapıyorum. Burada yatıyorum, burada kalkıyorum. O yüzden bazen sıkıcı olabiliyor. Bu dolap ve bu dolap ilanda, reklamda yoktu. Ve ben böyle kara kara düşünüyordum. Ben nereye koyacağım eşyalarımı, cart curt falan. Bu dolapların çıkması yine Lucky Girl sendromu. Yani beni o kadar memnun etti ki. Takı kutusu falan almadım. O yüzden bunlar böyle darmadağınık ortalıkta duruyor. Bunlar benim bebeklerim ya. Hepsini çok seviyorum. Hepsini o kadar çok seviyorum ki. Sonra gittim hemen Primark'tan. Bakın. 2,5 avro. Şimdi bu 2 tanesi 2,5 avro. Şunu flea market dedikleri burada. Yani bit pazarı. İnsanların hep eski kullanılmış ürünleri sattığı falan. Antika sattığı bir yer. Bunu amca bana 11 euroya sattı ya. Bak.
11 euro. Çok kötü kazıklandım o gün. Sonra bir tane teyze de şu kolyeyi, kadın Türk'tü, ağlıyordu hiç müşterim yok diye. Üzüldüm, abla ben bakayım dedim. Buna gittim 7 euro verdim. İlk haftanın kazıklanma macerası. Ama sonra acısını dün çıkardım Amazon'dan. Onu anlatacağım. Lucky Girl gerçekten benim hayatımı kurtardı. Ufak bir sehpa var. Üzerinde envai çeşit her şeyi yığdım. Çok dağınık şu an. Bu koltuk gözüktüğü kadar büyük değil bu arada. Bakın bir çanta kadar bir oturma alanı var. Çok küçük bir koltuk. Kimse yatamaz, uyuyamaz. Böyle işte. Bu da lambam. Ev turu.